Hoş geldin. Hoş bulduk Azra. Benim sorularıma geçmeden önce seni birazcık yakından tanımak istiyoruz. Ya Mehmet kimdir sorusunun cevabını duyabilir miyiz? Tabii ki. Ben meraklı, yaptığı işi iyi yapmaya çalışan, iyi bir baba olmaya çalışan, iyi bir eş olmaya çalışan 43 yaşında bu yolculuğu içerisinde Türkiye'de pek çok ilde yaşamış. Şu aralar danışmanlık yapan, hayatı boyunca eğitim ve danışmanlık yapmış. Hep kendi işi olmuş, hiç maaş bordursu olmamış, hep vergi levhasıyla çalışmış. Bu memleketin bir hizmet girişimcisiyim. Danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Büyük kurumlara bu dönemde değişen dünyayı anlama dijital ekonomiyi anlama ve buna yönelik iş stratejileri oluşturma ve inovasyon yapma ve kurumsal inovasyonu gerçekleştirerek kendi içlerinden girişimler çıkarma yolculuklarında destek oluyorum, rehberlik ediyorum. Hem bir danışmanım hem farklı öğrenme yolculukları tasarlıyorum. Farklı kitlelere bunlar kimi zaman işte C seviyesi, C level yöneticiler, çok üst yöneticiler olduğu gibi kimi zaman daha orta yöneticiler, kimi zaman şirketlerin genç yetenekleri olabiliyor. Geçmişimde de çok farklı e, sosyokültürel kültürel e, arka planlardan insanlarla birlikte çalışma Türkiye'nin dört bir yanını görme şansım oldu. Sohbetimiz ilerledikçe biraz bahsederim. Ben yani Son olarak da şunu söyleyeyim. Harika bir başlığın var, programının harika bir başlığı var. İlk etapta insanı şöyle bir düşündürüyor. Acaba ben eşsiz miyim? Diye şunu söyleyeceğim Ne kadar eşsiz olduğumu anlamak 43 yılımı aldı Gerçekten 43 senemi aldı Ve bu sene çok özel bir sene Neden herkesin eşsiz olduğunu anlamak Ve benim kendi açımdan Kıymetimi anlamak açısından Belki de bu bir işaret seninle tanışmam Ve senin beni buraya davet etmen Hepimiz evet, eşsiziz O kadar Kesinlikle o kadar güzel söyledin ki e, Bunun aslında tam olarak Çıkış noktası da bu e, İlk sorum şu aslında sana Mehmet'in süper gücü nedir? Şunu söylemek isterim aslında ilk olarak süper gücüm galiba merak etmek, e, yeniliklerin peşinde olmak, bir şeyin hayalini kurmak ve hani kimse o hayali gözünde canlandıramazken hani o büyük şeyi bir yerde tutup ona doğru gitmek diyebilirim. Hı. Hayatımda pek çok noktada çok farklı bunun örneklerini yaşadım. erken erken yaşlarımdan itibaren. İrili ufaklı örneklerdi bunlar. Ama a, bu benim süper gücüm diyebilirim. Tabii ki çocuklukta da a, bir şeyleri böyle kurcalardım, kırardım, dökerdim e, ta ki annem böyle içeriden çıkıp Mehmet şimdi kim toplayacak bunları e, sözleriyle <laughs> karşılaşana kadar ama sürekli bu döngü galiba a, üst, üste, üst üste üst üste üst üste benim merak etmemi ve bir şekilde vazgeçmememi sağladı. Şu anda da Azra aslına bakarsan büyük kurumlarda inovasyon yapmaya çalışan, yeni ürün ya da servisler geliştirmeye çalışan insanlara destek olmaya çalışıyorum. Aracılık etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kendim eğitim programları tasarlıyorum. Bunları yaparken de bu, bu merak, bu, bu yaratıcılık, bu yeni şeyleri deneme isteği hep bana fayda sağladı. İnsanlara da bu yolculukta destek olmaya çalışıyorum. Farklı ülkeleri merak ediyorum, yaşam biçimlerini merak ediyorum. Oralardaki şirketleri, iş modellerini merak merak ediyorum. Bugünün modern dünyasının nasıl ortaya çıktığını merak ediyorum. Her sene böyle farklı şeyler oluşuyor, farklı meraklar oluşuyor. 42 yaşından sonra bizim eğitim sistemimizde bize öğretilen tarihin dışındaki tarihi merak edip şimdi dünya tarihi bir taraftan okumaya başladım ve buradan da besleniyorum kendi yaptığım programların içerisinde. Bu nedenle insanların bu çeşitliliği, örneklerin bu çeşitliliği ve farklı yerlerden ilham almak beni hep diri tutan şeylerden bir tanesi. Yemek de yapıyorum mesela bunları bunları kullanarak bir taraftan yemekte de kullanmaya çalışıyorum bu bu süper gücü. Biraz bıkmıyorum ben yeni şeyler denemekten. Bana iyi geliyor. Hep şunu savunuyorum. Bazı süper güçlerimiz var ve bunu hayatın her alanında kullanıyoruz diye. Sen tam da buna sanki benim kafamın içindekileri duyar gibi pencere açtın. Çok teşekkür ederim o yüzden de. Şöyle minik bir anekdot, minik bir taraftan da bir öykü paylaşmak isterim. Bu gerçekten çok önemli. İnsanın elleriyle birlikte bir şey yapması, insanın kendi içindeki yaratıcılığın ortaya çıkmasına izin vermesi çok önemli. Um, bu pandemi döneminin başında ben e, sevgili Profesör Hanna Nitaşerler'in e, bir konuşmasına katıldım, bir seansına. Um, aynı zamanda onun e, Geçtalt e, yaşam biçimi, uygulayıcılığı, yolculuğunda da e, dördüncü senemi de tamamlıyorum. Um, bu sohbetinde dedi ki bu pandemi dönemi aslına bakarsanız yapabileceğiniz en iyi şey geriye dönüp kendi içinizdeki çocuğu beslemek kendi içinizde çocuklukta yapabileceğiniz şeyleri yapmak. Bunun da üzerine ben çocuklarımla birlikte bir yere çıkamıyoruz edemiyoruz. İzmir'e Foça'ya kaçtık. Orada bahçede bir dolu halatlar aldık, bir dolu işte sopalar aldık, ağaçlar, testereler vesaireler derken biz kocaman bir şey inşa etmeye başladık. Bu boşluklar arasında çalışırken ben araya iniyorum, bir şeyler inşa ediyorum. Tırmanıyoruz, merdiven yapıyoruz, bir daha yapıyoruz, örümcek ağı yapıyoruz, onu bir daha bozuyoruz, yapıyoruz derken son 10 senenin en, en yaratıcı, en üretken aynı zamanda da bir o kadar da fırsatların bana geldiği bir dönem geçirdim. Bunun da çok tesadüf olmadığını düşündüm sonradan. Sevgili Nita'yı da andım, hala da anıyorum. Bir diğer sorum da şu aslında merak ettiğim şey. Hepimizin hayatında bazı dönüm noktaları var. Bu dönüm noktalarından bazıları gerçekten çok büyük. Senin hayatındaki en büyük dönüm noktası dediğin yer neresi oldu? Şöyle geriye dönüp baktığımda çok böyle çok çok travmatik bir dönüm noktası yaşamadığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok farklı hayatlar var ve bu farklı hayatlar yani çok çok değişik şeyler yaşıyorlar. Ama geriye dönüp baktığımda bu hani Sliding Doors kayan kapılar filmindeki gibi orada da biliyorsun çeşitli dönüm noktaları vardı. Benim için çok çok anlamlı iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi üniversite sınavı. Ben lisedeyken Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi okudum. Çok başarılı bir öğrenciydim. Kredili dönemin ilk mezunlarındanım ve 5 dönemde biz okulu bitirdik. Altıncı dönemde bizi dershane, özel bir sınıfa kapattı, işte performans sınıfı yaptı. Sınıftaki herkes inanılmaz iyi. Benim tek hedefim var. Boğaziçi işletmeyi kazanmak. O zamanlar Ankaralıyım. Kuzenim bana İstanbul'da Boğaziçi'nin kampüsünü gösterdi. Belki buraya gelirsin diye. Tek hedefim var. Orayı kazanmak. Bir dönem şunu düşünüyordum. Ben tek tercih yapacağım. Bütün deneme sınavlarında her girişimde istisnasız Boğaziçi işletmeyi tutturuyorum. Türkçe matematikten sınava giriyorum. Neredeyse hiç yanlışım yok. Bütün sınavlarda. Gel gelelim. <laughs> üniversite sınavında enteresan bir muhitte girdim sınava Ankara'da. Arkada böyle davullu zurnalı pazar günü bir düğün başladı ve ben de bir de dekonsantrasyon. Hiç yapmadığım hataları yaptım ve 13. ve son tercihime girdim. O da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü. Pek çok insanın ilk tercihi olan bir bölüm ama benim için müthiş bir hayal kırıklığı. Bütün arkadaşlarım ODTÜ'ye girmiş. ODTÜ işletmede, ODTÜ iktisatta. Ben oradayım acayip bir hayal kırıklığı bende. Sonradan Acettepe'nin ilk senesinde acaba işte çalışayım yatay geçiş mi yapayım filan derken üniversitede bir amfide biz dersten çıkarken e, gençler geldiler ve bize bir sunum yaptılar. Isaac isimli uluslararası bir öğrenci organizasyonunu tanıttılar. Ve oradan ben pazar günü yapılan tanıtım toplantısına gittim ve orada benim 17 yaşında Isaac yolculuğum başladı. Üniversitede müthiş bir hayal kırıklığı. Karşı tarafta Isaac de inanılmaz bir tatmin ve inanılmaz bir kendini ifade şansı ile birlikte çok sayıda e, projelerin içinde yer alma şansı oldu. Üçüncü senenin sonunda ben üniversiteyi kaydımı dondurdum, İstanbul'a genel merkeze geldim. E, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası finansmanlı çok özel bir projeye imza attık. Bu bir Güneydoğu'da Ufuklar isimli Güneydoğu'daki üniversite öğrencileri alıp eğitip Ankara, İstanbul, İzmir'e getirip oradan yurt dışına gönderip tekrar bölgelerine döndürüp kendi işlerini kurdurduğumuz uzunca bir program. O zamanlar için hayal bir projeydi. 97 yılında bahsediyorum bu arada. Çok sayıda ödül alan bir program oldu ve ben o dönem o zamanki iş ortaklarımla tanıştım. Ankara'ya döndüğümde hemen kendi işim, iş ortaklarım ve girişimcilik danışmanlığı danışmanlık serüvenim başladı. Dolayısıyla bir anda bakıyorsunuz ki hayatınızın en önemli hayal kırıklığı olabilecek şey bir anda başka bir yerden farklı bir ifade biçimine ve farklı bir enerjiye dönüyor. Sadece tabii bu dışarıdan bakılan hani başarılar, güzel projeler vesaireler değil. O dönem yaşadığım şeyler bugün de hala bana önemli değerler katan, ne olduğum ve ne olamadığımla ilgili çok güzel şeyler yaşamaya fırsat veren bir dönem oldu. Ne tesadüftür ki ikinci dönüm noktası da. Eşimle evlenmem <laughs> ve eşimle biz Isaac'ta tanıştık aslında. <laughs> ama e, evet, Isaac'ta tanıştık ama evliliğimiz ve ilişkimiz e, yıllar sonra oldu. Yani 11 yıl sonra oldu. O arada yurt dışına gitti, çalıştı, ben Ankara'ya döndüm vesaireler derken. Ama vesile ve ortak nokta odur ve de e, çok büyük bir şans. E, eşim benim e, aynı zamanda en iyi dostum. Biz <laughs> ha. e, bu hayatı birlikte keşfediyoruz birlikte öğreniyoruz, yeniliklere erken açıyoruz, annelik, babalık ve iş ortağıyız aynı zamanda. O da benim gibi eğitmen ve danışman. Dolayısıyla bu benim için büyük bir dönüm noktasıydı. İlk ikisini sayabilirim. Tabii ki de çocuk sahibi olmak da diğer önemli dönüm noktaları. İlk oğlum Mertefe, ikinci oğlum Ege. Her ikisinin doğumu da bizim böyle kalbimizi daha daha genişleten çok özel deneyimler oldu ve çok şükür öyle, öyle de devam ediyor. Bir diğer merak ettiğim de şu Mehmet seninle ilgili. Şöyle geriye dönüp bir baktığında bugün ne kadar bir sürü okumalar yaptın, farklı yerlerde bulundun. Böyle aklında kalan ve bize tavsiye olarak söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Aslında Azra okuduğum çok kıymetli şeyler var. Fakat bazı yollardan da yürüdüm. O yüzden bu yürüdüğüm yollar daha daha kıymetli. Yani benim hayatımda iz bırakan, tavsiye, yerine getirmeye çalıştığım tavsiyeler daha daha değerli. Hepimiz hayatın içinde farklı yolculuklar geçiriyoruz. Kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Kimi zaman geçmişimize dönüyoruz, barışmaya çalıştığımız şeyler var, tedavi etmeye çalıştığımız şeyler var. Bunları ararken kimimiz bir sanat dalına ilgi gösteriyor, kimimiz farklı bir hobi geliştiriyor, kimimiz yoga yapıyor, kimimiz meditasyon yapıyor. Herkesin yaptığı farklı bir uğraş var. İnsanlığın kendini arayışı herhalde hiç hiç bitmeyecek bir uğraş. Ben de bu, bu yolculuk içerisinde farklı tabii yöntemler oldu. Farklı tanışmaya çalıştığım şeyler oldu. Bunlardan bir tanesi de meditasyon oldu. İstanbul Ortaköy'de. Sonradan da dost olduğumuz, çok çok sevdiğimiz bir Kıbrıs Türk'ü. İngiltere'de yaşamış yıllarca. Vajajak suyla tanışma şansım oldu. Onun çeşitli programlarına katıldım. Programlarından bir tanesi de Mindful Yaşam'la ilgiliydi. Ve Mindful Yaşam'la ilgili de bir arkadaşının İngiltere'de yazdığı bir kitap var. O kitabın yazarı da son seansta canlı yayında bizim sorularımızı yanıtladı. O yanıtladığı sorular içerisinde ben şöyle bir şey sordum. Dedim ki, peki dedim üstad, yani karşımda gerçek bir Budist var. Yani hayatını bu işe adamış birisi var. Peki dedim hani Budizmin meditasyon onun geçmişteki travmalara bakış açısı ne? Biz bunları bunlarla nasıl başa çıkacağız? Nasıl iyileştireceğiz? Altını çiziyorum. İyileştireceğiz dedim. Döndü bana dedi ki bunları iyileştiremezsin dedi. Enerjini bunları iyileştirmek için harcama ve dedi ki bunlar senin hediyelerin ve bunlar seni sen yapan şeyler. Güçlü noktaların neyse, seni hayata bu noktaya hazırlayan şeyler neyse buraya odaklan. Diğer tarafları seni aşağı çekmesine izin verme ve onlar aslında senin iç seslerin Bun, bunları bunları kontrol edebilirsin ve meditasyonun en önemli faydası bunları kontrol etmek olur dedi benim için çok değerli bir yaşam yaşam tavsiyesi oldu. Sonradan izlemeye çalıştım, çalışıyorum da hala. Shirzad Chami'nin e, Positive Intelligence isimli bir programı var. Şu aralar e, onu çok yeni tamamladım. Orada da insanın kendi içinde bir e, karanlık bir aydınlık tarafı var. Karanlık tarafında farklı sabotörleri var. Bunlar hepimizin içinde var. İşte yargıç bunlardan biri, mükemmeliyetçi bunlardan biri gibi. Bir de aydınlık taraf var. O aydınlık tarafta da içimizdeki daha şefkat şefkatli olan taraf var. O şefkatli olan tarafı harekete geçirmek üzerine aynen IQ, EQ gibi PQ yani Positive Intelligence'ı temsil eden bir program. Bu da onun bütünleyicisi oldu. Bu benim için çok şey bir tavsiyeydi. Hayatımda izlemeye çalıştığım bir tavsiyeydi. Bir diğeri yine sevgili Anna Nitashar'ları e, anmadan geçemeyeceğim. E, yaptığımız çemberlerden bir tanesinde mükemmeliyetçilik üzerine konuşuyoruz. Benim içimde bir mükemmeliyetçi var. Sabotörlerimden bir tanesi o. Belki pek çoğumuzda var. E, hepimizin farklı nedenleri var bunu yapmak için. Bir defasında dedi ki, yani ben çok titizleniyorum. Sunumlarımı inanılmaz hazırlanıyorum bazen de son günlere kadar kalıyor. Şunu söyledi bana, bu bir tavsiye değildi, bir soruydu aslında. Mehmet dedi, neye güveniyorsun? Neye güveniyorsun da bu kadar vakit harcıyorsun, belki de çok daha azı yeterli olabilecekken? Hani hangimize garanti bu yaşam? bir taraftan. Ve bir taraftan bazen de şunu söyledi. Hani neye güveniyorsun da hani son zamanlara kadar bazı şeyleri de erteliyorsun? Bu soru benim için çok değerliydi. Bir de seni güldüreyim. Pratik yaşamdan bir şey, bir öneri. Bir gün bir noktada hatırlarsın belki bu öneriyi. Eşiyle çalışanlar da bizi izleyenler arasında varsa bizim aldığımız değerli önerilerden bir tanesi de şu. Biz tabii hem hayat arkadaşıyız hem iş ortağıyız. Sürekli de kanepede oturuyoruz akşam konuşuyoruz. Aldığımız çok önemli bir tavsiye şuydu. İş konuştuğunuz kanepeyle sevgili <laughs> olduğunuz kanepeyi birbirinden ayırın. Çok Ayırmazsanız hayat çok zor. Şimdi seni birazcık daha gerilere götürüyorum. Çocuk olduğun zamanlara. Ve orada sana dönüp soruyorum. Mehmet büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. O zaman ne cevap veriyordun? <laughs> Ya ben çok farklı şeyler olmak istedim aslında Azra. Yani bunun içinde gerçekten bir koroda şarkı söylemek de var, bir rock müzikçisi olmak da var. Bakma böyle göründüğümde. <laughs> üniversitede belime kadar uzun saçlarım vardı. Gerçekten. Hala güzel, tabii ki hala güzel e, hard rock, klasik rock dinlerim. Biraz blues ve caza kaydığım doğrudur ama e, içimde öyle bir taraf var. Ama geriye dönüp baktığımda galiba en, en baskını şuydu, icatlar çıkarmak isterdim. Yani bir şey yapmak isterdim, Mu Mucit, mucit olmak isterdim. Bunun için de annem böyle hala anlatır. Evde ne bulursam bir ip buraya dizerdim, tencere, tava, tornavida vesaire hepsini bağlardım. Böyle evin içinde oradan oraya gezip annemden gezdi, radyonun içini açardım, bir bir şeyler yapardım. Öylesi bir şey vardı içimde, öylesi bir enerji vardı. Sonradan burada da yine kendisini çok sevgiyle anmak isterim. Sevgili Yeşimcim Cimcoz'la bir arketip atölyesine katıldım. Aynı zamanda yazı evinin kurucusudur. Yaratıcı yazarlık konusunda çok değerli programlar yapar. Yaratıcı arketipi var benim içimde bir taraftan da Yani yaratan, deneyen, yeni bir şey bulmak, denemekten mutlu olan, keyif alan. Benim çocukluğumda MacGyver diye bir dizi vardı. Ve MacGyver elindeki küçücük şeylerle mucizeler yaratan, işte ataçtan el bombası yaparak belalardan kurtulan inanılmaz yaratıcı birisiydi. Ve o ben de çok iz bıraktı. Çok isterdim onun gibi birisi olmayı. Ama bugün geldiğim noktada Türkiye'de tabii bizim yetişme biçimimiz, meslekleri seçme biçimimiz, üniversite sınavımız, onlara bakış açımız, çok çok farklı farklı bir noktaya geldim ama icat çıkaranları ve kendi içindeki yaratıcılıkları bir yeni bir ürün olarak yeni bir iş modeli olarak çıkarmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Onlara onlara cesaret veriyorum. Onlar yere düştüğünde tekrar ayağa kalkabilmeleri için onlara onlara destek oluyorum. Büyük düşünebilmeleri için onlara destek oluyorum. Hani buna alan sağlayan, buna alan tutan o toprağı verimli ve bereketli tutan bir role dönüştü. Bu da hayatın şimdilik enteresan cilvelerinden biri biri olarak görüyorum. Bakalım ileride neye evrilecek? Hala geç değil bir ben şeylerin e, mucidi olmak için onu onu da söyleyeyim. Bütün bilgiler elimizin altında. Dönüştürerek, daha da büyüterek Başkalarına da alan açmak hmm. o kadar kıymetli ki çok güzel bir şey yapmışız. Bugün herkesin çok koşuşturma içinde olduğu bir dönemdeyiz. Sürekli dijital dünyayı takip etmeye çalışıyoruz. Belki. Gerçekten evde olsak bile eskisinden de yoğunuz aslında. Bu yoğunluk arasında sana bomboş bir 30 dakika versek her şeyden uzak. Orada ne yaparsın? Ben hem ben hemen yalnız kalırım. <laughs> yani hemen yalnız kalabileceğim ne yaparsam onu onu yaparım. Çünkü ben ben oradan çok besleniyorum. Belki zihnimin içinde çok şey dönüyor. Aynı zamanda iyi bir dinleyiciyim. Aynı zamanda işte yıllardır elimin altında bir bir gitar var bir taraftan. Hani müzik hayatımın içinde. Kulağımın da iyi olduğunu da düşünürüm bir taraftan. Hani bir taraftan gerçekten müzikle ilgilenebilirmişim. Hala ilgileniyorum bir ucundan da. Yalnız kalıyorum ilk etapta çünkü bu beni besliyor. Ben yalnız kalmaktan çok mutlu olan bir insanım. Besliyor, topraklıyor. İkinci olarak hemen dinleyebileceğim bir şey varsa, kafam çok meşgul değilse, yoğun bir eğitim günü değilse mutlaka müzik dinlerim ve sadece müzikte kalmaya çalışarak bunu, bunu yaparım. O an başka düşünce olmaz benim hayatımda. Notaları duymayı, enstrümanları duymayı, ayrıştırmayı, biraz böyle zihnim karışırsa o sanatçının kim olduğunu okurum, o şarkıyı nereden esinlenerek yazdığını okurum, gerçekten ne dediğini veya ona benzeyen farklı sanatçıları bulmaya çalışırım. Bir üçüncüsü de tabii ben bir balık burcuyum bu arada. İç Anadolu'da, Ankara'da büyümüş bir insan olarak denizin bana ne kadar iyi geldiğini çok çok sonraları fark ettim. Eğer mevsim mevsim müsaitse denize doğru gidiyorum ben. O da o da çok iyi geliyor. Peki senin hiç unutamadığım bir deneyim, bir an var mı aklında kalan? Pek çok anı var. Yani iz iz bırakan pek çok şey var. Bunlardan bazılarının yeri ayrı. Bir tanesi bahsettiğim Güneydoğu'da Yeni Ufuklar projesi 1997 yılında ben 17 yaşındayken o dönem hatırlatırım hala güneydoğu'da olağanüstü hal vardı ve olağanüstü hal bölge valisi vardı o dönemlerde. Ben o dönemlerde Güneydoğu'ya gittim. Bir grup arkadaşımla birlikte Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman illerini karış karış dolaştık. Üniversitelere gittik, sunumlar yaptık, insanları ikna etmeye çalıştık ve çok da kolay da olmadı. Hani gidiyorsunuz herkes size şüpheli gözlerle bakıyor. Olağanüstü hal bölge valisi dahil. Hani sen kimsin? Isaac kim? Birleşmiş Milletler niye destekliyor bu programı? İşte Sanayi Bakanlığı da bir para vermiş ama tam anlamadık. Casus musun? Değil misin? Neden bizim bölgenin çocuklarını yurt dışına götürmeye çalışıyorsun? 50 türlü soru var kafalarında. O dönem yani hayatımın gerçekten yani çok çok iz bırakan, hiç unutamadığım anlarından bir tanesidir. Azıcık ileriye sarıyorum. Danışmanlık yapmaya başladım. Danışmanlık yaparken bir taraftan aile şirketleriyle çalışıyoruz. Bir taraftan kendi işini kurmak isteyen girişimcilerle çalışıyoruz. Özelleştirme sonrası işsiz kalanlar var. Kagider gibi kurumlarla kadın girişimcilerle çalışıyoruz. Üniversitelerde Yüksek teknoloji üreten teknoloji merkezlerindeki parlak zihinli öğrencilerle çalışıyoruz. Çatlak profesörlerle çalışıyoruz. Her kesimden insan var bunların içerisinde ve Anadolu'nun farklı illerinden. Fakat bir gün Adalet Bakanlığı geldi. Dedi ki bu işi hapishanelerde de yapalım. Peki, hay hay yapalım. 26 yaşında ben Türkiye'nin 6 farklı E tipi cezaevinde birer hafta geçirdim ve birer haftada oradan çıkacak insanlara çıktıkları zaman kendi işlerini kurmaları için bir eğitim verdim. İşte bir iş nasıl kurulur, nasıl büyütülür, nasıl geliştirilir? Bunların ilki Muş'taydı. Hayatımda ilk defa Muş'a gittim. Hayatımda ilk defa bir E-tipi cezaevine giriyorum ve hayatımda ilk defa bir gardiyan beni aldı kapılardan içeriye. Üzerime kapıları kilitleye 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 geldik. Sınıfa girdik. Sevgili dostlarımızı içeri geldi, getirdi. Ondan sonra beş tane kapıyı üstüme kilitleyerek gitti. Ve ben ilk defa böyle bir ortamdayım. 26 yaşında ve karşımda 18 kişi var ve kendi kendime söz verdim hayır neden burada olduklarını sorma 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 teoride sevgili Azra Adalet Bakanlığı şunu yapacaktı tahliyesine az kalmış mahkumları seçecekti. Hı hı fakat problem olmasın vesaire olmasın şu olmasın bu olmasın diye en iyi huylu olanlarını seçmiş ve ne kadar ceza aldıklarına dikkat etmemiş. İnsanlar bir anlatmaya başladı. Ben bir baktım ki yarısı müebbet, yarısı 18 yıl. Ve ben böyle bir grupla 5 gün orada eğitim yaptım. Gerçekten hayatımın çok çok enteresan günlerinden bir tanesiydi. Sonra meşhur Diyarbakır cezaevi, Balıkesir cezaevi, Kayseri cezaevi diye devam etti bu cezaevi serüvenleri son bir tane de biraz daha mistik olanı var. Biraz daha tinsel olanı var. o da şu yani müziğin benim benim hayatımda çok şey bir yeri var. Yani özel özel bir yeri var. Müzik yapan insanlara da inanılmaz saygım var. Özellikle bestecilere muazzam saygım var. İki sene önceydi galiba Fazıl Say İstanbul'da Volkswagen Arena'ya Truva sonatını performansını yapmak için geldi. O Truva sonatını çalarken ben de hayatımın çok özel bir dönemindeyim. Ve özel dönemde de neden bu dünyaya geldim ben ne arıyorum ve varoluşun dört farklı seviyesinde işte fiziken ruhen duygusal anlamda ve tinsel anlamda nasıl bir yolculuğun içindeyim çalıştığım kendime sorduğum dönemlerin bir tanesi bu fazla sayı dinliyorum tıklım tıklım ortalık bir tane boş koltuk var. O bir tane boş koltukta benim baktığım açıdan sadece Fazıl Say'ın arkasında görünüyor ve arka plan siyah. Onun dışında her yer dolu. Bir tane bile boş koltuk yok. Ve ben oraya doğru her baktığımda Fazıl Say'ın etrafında e, muazzam bir ışık hüzmesi ve hare görüyorum. Onunla birlikte hareket ediyor. Adeta birlikte çalıyorlar ve adeta yani yukarıdan bir güç bir şekilde o o müziğin buraya yansımasına e, aracılık ediyor ve orada farklı bir enerji var. Ben de bir şekilde yani müziğin kendi içimde gerçekten bir şeyleri harekete geçirdiğini, farklı bir frekansta görebilmenin, hissedebilmenin e, mümkün olduğu bir deneyim yaşadığımı düşündüm. Bunu, bunu anlatırken benim bir an bile şüphem yok. Hani bu gerçek miydi, değil miydi, neydi bu, gözlerim mi bulandı, yoksa gözlüğümde mi bir şey vardı diye. Ben çok gerçek olarak yaşadım bunu ve hala hala öyle anlatıyorum. Yani bu yaşadığım çok eşsiz eşsiz bir deneyimdi. Son sorumuza da böylelikle gelmiş oluyoruz. Biz yarın bütün insanlık olarak gözlerimizi açtığımızda dünyada bir şey değişmiş ve onu bizim için sen yapmışsın. O şey nedir? Dünya için hani elimde öylesi bir güç olsa herkesi şuna ikna etmeye çalışırdım. Bakın biz bu dünyada hani Homo sapiens olarak zaten bir dolu zalimlik dolu şeyler yaparak burayı ele geçirmişiz. Bari hazır ele geçirmişken burada birlikte yaşıyoruz. Birlikte üretelim, birlikte tüketelim ve sürdürülebilir şekilde bunu yapmanın yolları var. Hani çaresiz değiliz. Sihirli bir dokunuşum olsa bunu yapmaya çalışırım. Çünkü gezegenin hali yaman. Sonra bizi nelerin beklediğini herkes biliyor. Ama çok gözlerimizi ve kulaklarımızı da kapatıp üç maymunu da oynuyoruz. Vallahi dünya için bunu derdim herhalde. Eğer hani Türk Türkiye için bir şeyleri değiştirebilme şansım olsa onun için de şunu şunu derdim hani bu toprakların kaderi olan bazı şeyler var yani o kaderi kırmak için cesaretli olun büyük düşünün hani dünyaya entegre olun hiç kimse zannettiğimiz kadar Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkmıyor. Kimse bizim yüzde düşmanımız ve yüzde yüz dostumuz da değil. Ama bizim bu dünyada kendimizi potansiyelimiz kadar ifade edebilmemiz için farklı bir enerjiye ihtiyacımız var. Çok eski hocalarımdan bir tanesi Tamer Müftüoğlu konuşmalarında hep, hep şunu derdi. Türkiye potansiyelinin altında ama imkanlarının üstünde yaşayan bir ülke. Bunu tersine çevirirsek belki de herkes kendi içindeki Mustafa Kemal'i keşfederse o zaman bir şeyler değişmeye başlar diye düşünüyorum. Çok güzel. Ağzına sağlık, aklına sağlık. Benim için inanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. İyi ki varsın. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Ne güzel bizi tanıştıran, buluşturan tesadüflere çok çok minnettarım. Çok da güzel de bir şey yapıyorsun. Dilerim izleyenler, dinleyenler ilham bulurlar ve kendi hayatları için düşünecek şeyler bulurlar bu kısacık sohbetin içerisinde. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Benim için büyük bir keyifti.